15 Temmuz'da darbe girişimi gerçekleşti. Darbeden sonra işte FETÖ'cüdür, şudur, budur diye bir sürü yayınlar yapılmaya başladı. Tabii biz de Balıkesir Posta olarak zaten 17-25 Aralık sürecin öncesinden de bu işin gidişatını, nereye geleceğini, bu FETÖ'cülerin neler yapacağını, ne amaçladıkları da anlatıyorduk. O zaman tabii inanılmaz derecede linç yiyoruz. İşte siz dershaneler kapatılması muhabbetleri, işte biz Fethullah Gülen Hoca Efendi'yi seviyoruz, bilmem ne yapıyoruz. Böyle korumalar bilmem neler bize giydiriyorlar. İnanılmaz derecede giydiriyorlar. Ama biz tabii doğru bildiğimizden şaşmayıp doğru bildiğimizi yazmaya devam ediyoruz. İnsanları uyarmaya devam ediyoruz o sürede ve çat 15 Temmuz darbesi gerçekleşti. Dedik ki bakın işte biz bunu anlatmaya çalışıyorduk. Olay buraya geliyor. Neyse daha hala o sırada biz 15 Temmuz'dan sonra tabii yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Belediyelerin içerisindeki, siyasilerin içerisindeki FETÖ'cüleri, bu yapıya hizmet edenlerin hala bir umut var. Kimse sesini çıkarmıyor 15 Temmuz'da.